Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bugüne gelinceye kadar her defasında dünyada aleyhimizde kullema avkadu naran lil harbi, her defasında ateşin, savaşın fitilini ateşlemiş bir topluluk ilk defa bu kez kendisi karşımızda ve coğrafyamızın tam odağında, merkezinde ve hepimizle savaşıyor. Ve açtığı bayrak ile sadece Beytül Makdis'i, Kudüs'ü, Filistin topraklarını değil, açtığı bayrak ile Nil'den Fırat'a bütün coğrafyayı istiyor. Ve dolayısıyla Arz-ı Mukaddes'ten Arz-ı Mev'u'da Siyonist bir anlayış ile bölgeye hakimiyet kurmak istiyor. Ve Batı'ya da diyor ki bu bölge yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle çok zengin bir coğrafya. Sizin burada herhangi bir şeyiniz yok. Ben sizin burada ileri karakolunuz olabilirim. Hem ben yararlanırım hem siz yararlanırsınız. Akdeniz'de ben en güvenilir dostunuzum. Bana güç ve imkan sağlarsanız bölgede egemenlik kurabilirim. Nil'den Fırat'a buradaki insanları köleleştirebilirim. Bunlar buna müsait kimselerdir. O yüzden bizi hayvanlar gibi görüyor. Batı'ya da diyor ki siz diyor kendinizi çok bunlarla karşılaştırmayın. Bunlar, bu Müslümanlar, bunlar iflah olmaz tiplerdir. Bunlara öyle demokrasi falan öğreterek, bunlara öyle modern şeyler öğreterek adam edemezsiniz bunları. Bunların yegane yola geleceği şey köleleştirilmek. Bunlara vereceksin sopayı. Bunlar ancak böyle adam olur. O yüzden buradaki yönetimlerin başına işbirlikçi adamlarını atayarak Orta Doğu'daki bütün yapısal düzenlere bakın. Hep oligarşik yapılar, krallıklar, şunlar bunlar. Burada asla yerel halkın veya milletlerin kendi yönetimlerini, kendi çıkarlarını koruyacak bir biçimde ele geçirmelerine mani oluyorlar. İstikrarsızlaştırıyorlar. Suriye'yi istikrarsızlaştırdılar. Irak'ı istikrarsızlaştırdılar. Nil'den Fırat'a olan coğrafyada istikrarsızlığı yayıp bölgeye egemen olmak istiyorlar. Dolayısıyla biz bugün Beytül Makdis'te, Gazze'de bir şeyler oluyor. Hani dünkü Eritre gibi yahut işte Keşmir gibi uzak bir coğrafyadaki küçük bir alanda yaşanan bir zulümden değil, dünyanın sinir uçlarının toplandığı bir merkezde yaşanan bir hadiseden söz ediyoruz. Ve bu bahsettiğimiz olayın bu denli önemli olduğunu biz tasavvur edemiyorsak bile Batı'nın ilgisinden bunu çıkarsayabiliriz. Yani Amerika, okyanus ötesindeki bir ülke, işi gücü bırakmış, bu coğrafya ile ilgileniyor, İsrail'in güvenliği ile ilgileniyor. Koca Avrupa kıtasındaki ne kadar artık zenginliğiyle alıp başını gitmiş, kimseye muhtaç demeyeceğimiz devlet varsa hepsi İsrail'in güvenliği ile ilgileniyor, bu coğrafya ile ilgileniyor. Çünkü burası artık dünyanın sinir uçlarının toplandığı bir merkez. Allah Azze ve Celle ne yapıyor derseniz, Cenab-ı Hak aslında hep aynı şeyi yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın gözünde dünyanın başı da bir, sonu da bir, tamamı da bir, hepsi aslında bir seferde yok edeceği bir yerden ibaret. Dolayısıyla yeryüzündeki her şey ona karşı kulluğumuzun yoklandığı birer araçtan ibaret. Cenab-ı Hak kim bana saygılı, kim beni seviyor, kim beni sayıyor, kim beni tanıyor, bunları ayıklıyor. Cenab-ı Hakk'ın sistemi ve sistemdeki esas işletimi bu. Dolayısıyla da kul, birini birinin eliyle dövüyorsa, ötekine diğerinin eliyle sopa vuruyorsa da hep bu işlettiği sistemin bir parçasıdır. Allah Azze ve Celle belli ki bizleri bir coğrafya olarak belli bir zillet içerisinde, belli zorluklarla karşı karşıya getirmiş bulunuyor. Çünkü Batı medeniyetinden önce dünyada bizim medeniyetimiz vardı. Doğu medeniyeti ve özellikle millet olarak biz 3 kıtada hakimiyet kurmuş, büyük bir devlet olarak 600 yıl varlığımızı bütün dünyaya ispat etmiş kimseler olarak kendi coğrafyamızdaki parça parça küçücük uydu devletlerin nasıl başkaları tarafından sömürüldüğüne tanık oluyoruz. Gazze dediğimiz, Filistin dediğimiz, Beytül Makdis dediğimiz,
Onun civarı dediğimiz koca Mezopotamya bile bizim dünkü coğrafyamız, kendi öz coğrafyamız. Dolayısıyla gerek Mekke, gerek Medine, gerek Beytülmakdis, gerek İstanbul, gerek bu coğrafyadaki bütün yerlerde Allah'a düne kadar beş vakit namaz kılan, kulluk eden insanların Cenab-ı Hakk'ı ve onun şehadetlerini minarelerinden yükselttiği saygın, dünyada önde giden bir toplum iken şu anda bombaların yağdığı, insanların bizi aşağıladığı, üçüncü dünya gire diye görüp küçük gördüğü bir coğrafyayı paylaşıyoruz. Allah Azze ve Celle belki tam da karanlığın en çok hakim olduğu, bizim en cılız, en zayıf olduğumuz bir dönemde yeni bir hareketlenmeyi, bu kez Beytülmakdis özelinde, Kudüs'ün esaretinden kurtularak, çünkü Yahudi orada tutunamaz ise, Netanyahu ne diyor gelen Avrupalı liderlere? Biz yenilirsek diyor, adınız gibi emin olun siz de yenilirsiniz. Yani bizi buradan kovarlarsa, nehirden denize, Filistin işgalden kurtulursa, biz buradan gitmek zorunda kalırsak, siz bu coğrafyadan bir daha milim bir şey kapıp götüremezsiniz. Aksine bu coğrafya tekrardan gücüne kavuşursa, bu kez yeni bir medeniyet kurulur, bu kez yeni bir dünya kurulur. Dolayısıyla şehirler aslında şehir olmaktan çok medeniyetlerin kilometre taşları gibidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın başta adım adım arşınladığı ve Allah'a teslimiyetin, dolayısıyla esenliğin, dolayısıyla kulların hepsinin eşit olduğu inancında, fikrinde, yaşamında, hayat tarzında bunu sağlamak için başlattığı o yolculuğu yer yer akamete uğratan şeytani güçlerin dünyayı kasıp kavurduğu cehennemlerden geçiyoruz. Bizim bölgeye hakim olduğumuz yıllarda Hristiyanı da, Yahudisi de, başka inançtan olanı da, inancını yaşamakta, mabedini kurmakta, hayat tarzını sergilemekte tamamen özgürdü. Çünkü İslam'ın sağladığı esenlik ta Medine'de bile öyleydi. Resulullah Medine'ye geldiğinde müşrikleri, Yahudileri, Müslümanları aynı toplumun bileşenleri olarak özgürce bir arada tuttu ve herkes kendi hayatında özgürdü. Dolayısıyla barış, refah ve esenlik ve insana saygı ancak Allah'ın, herkesin Allah'ın kulu olarak eşit olduğunun bilindiği bir ortamda tekrardan yeşerebilir. Bu yeniden barış medeniyetinin, İslam medeniyetinin belki yeşerebileceğinin de bir başlangıcı olabilir. Dolayısıyla şehirlere odaklandığımızda Beytülmakdis şu anda dünyanın merkezi durumunda. Batıda hiç doğuyla alakalı bilgisi olmayan gençler bile buradaki hareketlilikten başlayarak ya sen bir Kur'an oku, okuyacağın Kur'an meseleyi anlamanı sağlayacaktır. Orada İbrahim de var, aleyhissalatü vesselam, orada Musa da var, orada Davud da var. Orada Süleyman da var. Ve Süleymana riha asifatan tecri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a rüzgarın emrine verildiği yerde bile rüzgarın koştuğu coğrafya olarak Cenab-ı Hak Beytülmakdis ve civarından söz ediyor. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerini gönderdiği, insanlara esenlik yolunu gösterdiği bu mübarek ortam ve muhitte bizim ortamdan okuyabileceğimiz en iyi şey Yaradan'dan gayrısına ta Hazreti İbrahim'in başlattığı gibi kulluğun ahmakça olduğu, batıl olduğu ki o yüzden batıllar diyorlar ki Yahudilerin insanlığa en büyük hediyesi tek tanrı inancıdır. Yani Yahudilik kendisini dünyaya böyle göstermiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Yaradan'dan gayrısına kulluk yoktur'un başlangıcında duran, odağında duran bu nesil itibariyle. Yoksa önceki peygamberler de, Hazreti Nuh ve diğerleri de ancak Allah'a kulluğa ses çağırdılar insanları. O bakımdan aslında coğrafya savaşı değil, hak ve batıl savaşı sahada kendisini gösteriyor. Bugün için Hakk'ın tarafında, dün Hakk'ın tarafında İsrailoğulları vardı Hazreti Musa zamanında Firavun'a karşı.
Ama bugün roller değişmiş gözüküyor. Bu kez batılın tarafında İsrailoğulları gasp etmeye çalışan, hakkı yok etmeye çalışan ve hakkı tanımamaya kalkışan bir cürüm sergiliyorlar. Eğer şehir özelinde ve şehirler özelinde hak ve batıl mücadelesini Kur'an ekseninde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı süreç ekseninde bakacak olursak durum böyle gözüküyor efendim. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.